Hoşçakalın'dan herkese merhabalar. Ben Cihan. Arkadaşlar, çizim dersleri serimize hoş geldiniz. Bu uzun bir seri olacak. Hem dijitalden hem de normal kağıt üzerine böyle çizim dersleri serisi yapacağız. Sallıyorum, göz çizimi, burun, ağız, figür, portre, her şey girecek. Zamanla tabii ki de. Sizden bir ricam var. Bu videoyu beğenmeniz ve kanala abone olup bildirimleri açmanız arkadaşlar. Aslında bu derste çok kolay bir şekilde portre çizeceğiz. Yani bakın, şu an ben bunu mouse'la yapacağım. Normal bir çizim tableti, grafik tabletine bile gerek yok. Kolay bir şekilde, çok da fazla yeteneğe de gerek duymayan bir şey aslında bu. Sizlere göstereceğim. Siz de sevdiklerinize bu tarz hediyeler yapabilirsiniz ya da ne bileyim, bu işten para da kazanabilirsiniz. Hatta ileriki videolarda böyle bu tarz işler yaparak para kazandığım videolarda çekeceğim. Bu şekilde çizim yaparak bunu daha da fazla arttıracağım. Böyle bir seri yapabiliriz. Şimdi çok fazla bekletmeden başlayalım. Normal Photoshop indirdi. İndirmeyenler vesaire varsa kolay bir şekilde YouTube'a yazsın, indirebilirler. Yeni bir şey diyoruz. Ben burada 1280'e, hadi yine 1280 böyle kare bir şey açayım diyelim ki. Şimdi şöyle bir şey açtık, tamam mı? Bir tane görsel bulmam lazım. Acaba ne yazsak? Bayağı yaratıcısın be. Şöyle portre için görseller bulacağız arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyen hemen hemen herkes benim yaptığım gibi yapabilecek. Çok iddialı. Hadi Barış Özcan'ı çizelim abi. Düşünüyorum hangisi... Bu ne lan? Aslında bak, bunu çizebiliriz. Hem zevkli olur yani, güzel olur bence. Photoshop'a direktman aktarıyorum. Dersek bunu belki biraz daha büyütelim. Yani bu şekilde uygundur gençler. Şu alt kısmında bizim katmanlarımız var. Ben şunu şöyle sol tarafa alayım hatta. Yeni bir tane katman açıyorum. Sol altta bakın, şurada artı düğmesi var. Bakın gördünüz, yeni bir tane katman açıldı. Süper. Kendi renk paletimi oluşturacağım. Yüz kısmından bir tane rengini alalım. Şu kısım olabilir. Ve şurada şu rengi tutalım diyelim ki. Şu kenara koyalım. Saç için biraz böyle koyu bir saç aslında. O yüzden bakalım hangi renk. Yani ufak bir kahverenginin koyu bir rengi. Saç da bu olsun mesela. Tabii bunun kendi içine tonlarını vesaire yaptığımız zaman dediğim gibi halledeceğiz. Şu ten renginden bir tık koyu bir renk alacağım. Hani göz çevreleri falan için. Şöyle bir şey olsun. Yani 3 tane basit, en basitinden rengimi aldım. Tabii daha fazla renk kullanacağız fakat şu an en basic olanları bunlar. Şimdi daha sonrasında yeni bir tane katman açıyorum. Bu renk paleti sonuçta hepsi farklı yerde. Katman çok önemli arkadaşlar. Şimdi siz gidip katman açmazsanız, diyelim çizime başladınız. Bunun üzerinden bu fotoğrafın olduğu katmanda yaptınız. Bu sefer ne olur? Alttaki katman kalır. Hiçbir şekilde çizdiğiniz bir şey bir anlamı olmaz yani. Katman mantığı çok önemli. Daha rahat olur. Daha temiz çalışırsanız. Şimdi bakın, alttaki katmanı kapattığım zaman göz kısmından zaten burası gidiyor. Paletlerin katmanı bu. Hatta isim verebiliriz daha rahat olsun diye. İki defa tıkladım ve palet yazayım şuraya. Şimdi bu katmanda bizim ana tonumuz. En genel şeyler yazayım şuna bir. O da şöyle olacak aslında. Şimdi şuradan pen tool aracımız var. Şurada gördüğünüz araç. Böyle kalem aracı. Yani burada istediğiniz gibi gençler bunu şekillendiriyorsunuz ve çiziyorsunuz. Burada tabii bunu şekil kısmına getirin. Bakın gördüğünüz gibi burada şekil var. Dolgu kısmı var. Burada dolgu kısmı istediğin renkte falan yapabiliyorsun. Burada gördüğün gibi. Kontür kısmını ister siyah yap, ister yapma. Mesela bu şekilde bir kalem aracı gençler, bence güzel. Bunu Illustrator'da da yapabilirsin ama Photoshop'ta biraz daha rahat olacağını düşündüğüm için aslında Photoshop dedim. Şimdi burada pen tool aracımızdan ben kontür istemiyorum, sadece dolgu istiyorum. Dolgu içinde şuradan şu rengi gördüğünüz gibi seçiyorum. Tamam dedim. Şimdi burada başlayabiliriz arkadaşlar. Sadece yüz kısmının olduğu yerleri ben böyle seçeceğim genel bir. Bakın şurada çene var. Hatta bunu biraz daha belki yakınlaştırabiliriz. Şuradaki büyüteç aracıyla yakınlaştıracağız gördüğünüz gibi. Şurada en alttan ben yine başlayayım. Pen tool aracı aldık ve şu kısımdan şöyle bir başlıyorum arkadaşlar. Bir kere tıklıyorum, basılı tutuyorum. Çektiğim zaman zaten onu yönüne göre gençler bu ilerliyor. Ve bunu böyle yaptığım zaman bakın gördüğünüz gibi yamukluk oldu değil mi burada? Yani bunun gibi değil. O yüzden çok uzun süre şişeler yapmayın. Mesela sen bunu buradan, evet buraya kadar yapacaksın ama ne oldu? Olmaz. O yüzden birkaç kere daha böyle tam oradaki yönü vermesi amaçlı tıklayabiliriz arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz, bir kere tıkladık, ne oluyor? Yamuk oluyor değil mi? Buradaki yamukluğunu vermesindeki amaç burada çok fazla gerginlik oluştu diye düşünebiliriz aslında. O yüzden CTRL'ye basıyorum. Şu kısmı tutup biraz daha böyle geriye doğru çekiyorum ki oradaki gerginliği bir alsın diye. Bak şimdi çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz, görüyorsunuz. Bu şekilde buna devam edelim arkadaşlar. Şimdi böyle bütün yüzü bunun gibi kaplayacağız gençler. Bakın gördüğünüz gibi kapladık. Daha sonrasında işte buradaki opaklığı isterseniz azaltabilirsiniz. Bir hatanız olduğu zaman diyelim şuradaki kısma tıklayıp bunu isterseniz silebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim bu kısmı böyle oynatabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Ya da mesela bu kısımları uzatıp istediğiniz gibi deforme edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim burada aslında böyle kaşları falan belirtmemiz gerekiyor. Daha genel hatlarını belirtmeye çalışacağız. Tabii ondan önce ben şurada bu rengimin bir tık daha koyusunu alacağım. Bir kere tıkladım başka yere, yeni bir tane açtım. Ve buradaki dolgu rengimin bir tık daha koyusunu alacağım. Ve bu aldığım renkle de
Bazı daha mesela koyu yerler var değil mi? Şuralar, şu kısımlar falan onları yapıyorum. Yani genel hatlara şu anlık girmeme gerek yok. İlk başta en basitten daha sonra koyuya doğru devam ediyoruz. Mesela geniş bir şekilde alabiliriz. Bu kısım biraz daha gölgede abi. Diğer taraflara göre. Şöyle biraz daha gölgede kalıyormuş bu. Evet, bunu yaparken resim bilgisine ihtiyaç var. Ama çok da fazla bilgiye de ihtiyaç yok. Hani gözümüz var. Nerenin daha fazla gölgeye durduğunu vesaire görebiliyoruz sonuçta. Şimdi bakın bu kısımda okey. Aslında hepsini burada opaklığını falan arttırdığımız zaman şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Daha fazla şu an belli bir şey yok burada aslında. Ama gitgide detay girdikçe belli olacak gençler. Şimdi tekrardan burada bunun opaklıklarını falan azaltabiliriz aslında. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Daha sonrasında tekrardan yeni bir tane pen tool aracımı aldım. Şimdi farklı yine mesela şu kısımda yine bir gölge varmış. Bu kısmı da yapalım gençler. Yani buradaki aslında gölge kısımlarını, açık yerleri falan güzel verebilirsek portremiz benzer. Hani en önemli olan şey bence portrede benzetirken açık gölge ton ilişkisini yakalayabilmek. Bu çok önemli bence. Şu kısımda koyuluk var. Bu kısmı şöyle yapalım. Şöyle hızlıca. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hepsinin opaklığını falan %100'e çekelim. Şekil 1. Yani şu en alttaki genel tonumuz her zaman aşağıda kalacak. Bu katmanları hareket ettirebiliyoruz. Eğer bu şekil 1'deki katman eğer üste geçerse bakın gördüğünüz gibi şekil 5 ne olur gözükmez. O yüzden şekil 1'i her zaman en alta atalım. Bu şekilde daha doğru olur. Açıklıklar var. Bazı yerlerde açıklık var. Onu nasıl yapacağız? Bakın mesela bu kısımda gördüğünüz gibi bayağı bir aslında ışık var. Şuradan yeni bir tane pen tool basalım abi. Bu sefer bunun rengini ben bunu daha da açık yapmak istiyorum. Zaten burada gençler aradaki fark gözüküyor. Çizdiğimiz zaman bakın böyle bir ışık gözüküyor burada. Benim için gayet iyidir bu. Yine tekrar şekil 1'i yüzde yap 37 ve ışığın nerede olduğunu görelim. Bu kısımda ışık var. Boyun kısmında da varmış. Tamam bakın ışığımızı da verdik. Daha sonra şu burnun şu kısmında da tekrardan ışık varmış aslında. Onu da hemen verelim. Tamam, güzel, rahat, mis gibi. Bakın böyle bir şey oldu. Şekil 1'i tekrardan %100'e getirelim. Ve bu şekilde aslında bir ışık görüyoruz arkadaşlar, değil mi? Şimdi aslında bizim yapmamız gereken şey biraz daha burada şu an ayrıntı girmek. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi burada Barış abimizi ilk başta şimdi şu yüz kısmındaki gölgeleri vesaire verdiğimiz zaman CTRL'ye basılı tutup bütün katmanların üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Tamam. Daha sonra bakın şu aşağı dosyaya benzer bir şey var. Burada grup oluştur bu. Buna bir kere tıkladığım zaman bakın bu grup oluştu. Yani katmanlar birleşti. Yani tam olarak birleşti sayılamaz ama bir dosyanın içine girdi. Şöyle hepsi bir yerde oldu. Katmanları birleştirmek isterseniz de ters tıklayın buna. Şöyle bir ters tıkladık. Grubu birleşti dedik. Bakın tek bir tane katman haline geldi bu. Ama biz onu şu an yapmayız. Çünkü değiştirebiliriz bazı yerleri falan. Daha net yapmam lazım. Yani yeni bir tane katman açtım. Burada koyu bir rengimi aldım. Aynı şu saç paletinin rengine benzer gibi işte. Bir renk aldım. Şimdi burada göz kısımlarını falan yapacağım ben. O da şöyle olacak. Mesela şu göz kısmında ne var ne yoksa aynısını yapmaya çalışıyorum. Ve burada isterseniz ilk başta bunun opaklığını biraz azaltın ki tam daha net görün. Hatta opaklığını hiç yapmanız da olur. Hiç yapmasanız da olur. Şu kısımları şöyle belli edeceğim. Yani burada yine ne görüyorsam gençler aynısını böyle yapmaya çalışıyorum. Opaklığını artıralım. Grubu da açalım. Bakın daha net bir şekilde şurada belli oldu her şey. Biz buna tekrardan devam edelim. Buradan koyu bir yeşili seçeyim abi. Böyle bir şey olsun. Bir tane ışık vermek istiyorum bu göz bebeğine tabii ki. O yüzden tekrardan şöyle aldık. Ya tabii ilk başta vermek isterken bir de şuraya yuvarlak bir şey koyayım ya. Bakın burada dörtgen işleme aracı, oval işleme aracı falan var. Buradan ovali seçip abi. Şöyle güzel bir göz bebeği yapalım Barış abiye. Ve şunu da içini tak diye şöyle boyayalım abi. Yeni bir katman açıp. Tamam, güzel. Dur, bu şekil yine şey kaldı. Tamam, mesela görüyorsunuz. Daha sonrasında belki de böyle bir şey yapalım. Bir tane yine şuradan aracımı aldım abi. Şu tarafa bir tane ışık yapmak istiyorum diyelim ki. Dolgu aracından bunu çok açık bir renge koydum. Tabi beyaza da koyabilirim tak diye. Tamam diyelim. Yani şöyle basit bir şey oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz ışık oldu. Belki ışığı bir tık daha küçük yapabilirmişiz. Şuradan biraz daha küçültelim bunu. Biraz daha yukarı al. Sağ ol. Tamam, güzel. Böyle bir şey oldu. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor diye. Grup 1'i açtık. Bakın bu şekilde gözüküyor bu şu an. Ya tabii ki burada bunu biraz daha güzel bir göz haline getirebiliriz. O da şöyle olur. Bakın burada şekil 10 var değil mi? Biz bu şekil 10'u burada mesela bir tane araç var. Hızlı seçim aracı. Üzerine tıklarım. Her tarafı seçerim. Bu şekil sadece ama sadece bunu seçer. Böyle boyamak istediğim zamanda da şimdi diyelim ki biz bu göze daha böyle ışık ışık vermek istiyoruz.
Burada katmanı rasterleştir diyoruz. Daha sonrasında bu kısmı böyle seçiyoruz gördüğünüz gibi. Şuradaki hızlı seçim aracıyla yaptık bunu. Daha sonrasında bakın burada fırçamı aldım. Fırçamı aldıktan sonra şurada yumuşak yuvarlak basınç, yani bir R'ye benzer yumuşak bir fırça var. Benim burada bir tık koyu rengimi alırım. Görüyorsunuz değil mi? Ne oluyor? Daha koyu oluyor. Ama ben burada daha böyle üç boyutu etkisini vermek için şöyle biraz da alt kısımlara yaparım. Sonra bir tık böyle açığımı alırım. Her yere de böyle bazı yerlere koyarım ışığımı falan. Ve bakın ne olur bu sefer? Daha güzel bir göz elde edebiliriz burada. Daha böyle gerçekçiye yakın bir göz. En basitinden. Daha sonra yine şuradan grup 1'i kapatalım abi. Şey mikrofona vurdum galiba yanlışlıkla. Şimdi devam edelim tekrardan yapmaya. Daha demin gösterdiğim gibi göz kısmını yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yine bunun gibi diğer gözü de yapacağım aynısını. Kaşları yapacağım. Birazcık burun, ağız yapacağım. Daha sonra geleyim görüşelim. Bakın bu arada bu kısımda ben buradaki 3 katman var değil mi? Bakın şu alttaki renk yuvarlak renk. Şurada yuvarlak göz bebeği bir de ışık vardı. Ben burada üçünü birleştirdim ve taktiği böyle aldım. Bunu yine CTRL-C ve CTRL-V yaptığım zaman bakın ne oldu? Kopyaladık bunu. Hiç uğraşmadan tekrardan bunu biraz ütelim. Bu tarafa gençler bunu koyabilirim. Yani çok da ayrıntıya gerek kalmadan. Belki birazcık perspektifine uygun bir şey yaparım. Biraz daha şunu şuradan çifte basılıp böyle biraz daha yapabiliriz. Tamam. Daha sonra yine bunu alt katmana atalım şöyle bir. Yani neden alt katman atıyorum? Çünkü bakın göz bebeği bunun üzerine geliyor değil mi? Onu da şöyle şekil 11'i aşağı atarsam eğer. Bakın ne oldu? Aşağısına geldi. Bir de bu kısım birazcık böyle şurası yok gibi. Onu da böyle basitçe rengimle kapat. Sorun değil. Şimdi yine devam edelim gençler. Bakın sakal kısımlarında şöyle aslında bu tarz koyu yerlere böyle biraz kıl gibi bir şeyler yapalım yani. Böyle girişli çıkışlı bir şeyler olsun aslında. Şimdi Barış abinin sakalı böyle altlarda daha yoğun. Ama üstlere doğru biraz daha böyle şey yapıyor. Seyreliyor. Aslında ona göre de en koyu olan yerleri yine o seçtiğim kahverengiyle yapacağım ben. Aynı onun sakalının gidişatına göre gençler. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Diyelim şöyle bir şey oldu. Deneyelim bakalım nasıl duruyor diye. Şunu yukarı almam lazım. Bakın şu anlık şöyle duruyor bu. Daha sonrasında bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyanın en basit böyle sakalını yaptık aslında biz burada. Yani yaptığımız tek şey şuydu. Bakın gösteriyorum. Abi şu. Şu tarz böyle boş boş çizgiler atmak aslında. Şimdi mesela bak biz burada en koyusunu yaptık değil mi burada? Sakal kısmında. Şimdi burada yine biz bunu tekrardan belki de yapacağız. Ama bu sefer yapacağımız şey şuradaki seyrek kısımlar. Tamam mı? Şimdi onları yapmak için tekrardan bu tarz bunun aynısını yapalım bir dakika. Şimdi bakın gençler. Biz bunu bu şekilde yaptık ya. Yaptıktan sonra bu kısım burada hazır. Şimdi bunu şeklini birazcık böyle hafiften %50'ye falan getirelim mesela. Bakalım dur nasıl bir görüntü olacak. Buraya aldık. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu değil mi burada? Yani ne oldu? Daha seyrek oldu bu aslında. Şimdi bunu bir ton daha yukarı çıkacağız. Ama bu sefer diyelim mesela biz bunu %50 yaptıysak diğerini %30 falan yapacağız. Şimdi onu da yapalım bir hemen. Tabii bunu yaptığım zaman sen bunlar böyle biraz daha ince ayrıntı gibiydi. Gitgide ayrıntıyı daha az hale getiriyorum. Şimdi bunun ayrıntısı çok daha az olacak abi. Daha düze yakın çizgiler yapabiliriz burada. Belki de biraz daha şöyle gidiyor. Şuradan şöyle bu da devam etsin. Belki bunun da tonunu ayarladık abi. Daha sonrasında bunun tonunu %18 yaptık ya da ne bileyim hadi yap bunu 20. Bakalım böyle nasıl oluyormuş diye. Bakın mesela ne oldu? Bu sefer de bu böyle oldu. Tabii mesela bu böyle olduğu için şu 23. 55 değil de böyle bir 37 yapsak daha verim alabiliriz gibi. Bir daha abi şu kısım benim biraz canımı sıktı aslında. Hangi kısım biliyorsunuz mu? Burada bazı yerleri pek beğenmedim o yüzden şey yapacağım. Biraz daha yukarıdan alacağım şöyle bazı yerleri. Tamam daha güzel şimdi olacak. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sakal kısmında aslında buna benzer bir şey yani. Bazı yerleri istediğiniz gibi kendi şeyinizi katın. Yani daha çizgilerimizi katalım yine. Belki bir tık daha böyle oradaki forma göre bir şeyler koyalım. Yani daha güzel daha güzel. Bu şekilde buradaki gençler seyrekliği falan verdik yani. Sonra daha sonrasında bunun bu kısmında da birazcık sakallar var. Şimdi onu da yapalım abi. Ve bu kısımlar birazcık koyumuş. O yüzden girmemizde çok da bir sakınca yok aslında. Böyle oldu. Yine bir ton daha koyu gireceğiz buna. Şimdi bir ton bir açacağız bazı yerlerini. Şöyle bakalım bunu da %50 yapalım. Yani görüyorsunuz bu şekilde işte. Ağız çizgisini vesaire de ben belli etmek istiyorum. Yine onu da buradaki pen tool aracımla şöyle bir seçeyim ağız kısmını. Bakalım nasıl olmuş. Tamam güzel. Güzel. Yeteri kadar iyi. Bir de bak şu kısımda biraz da sakal yapmam lazımmış. Oraya atladık galiba biraz. Hemen oraya da böyle biraz daha yapalım sakal. Ama çok hafif onu kısacağım. Şöyle yapayım. Yani bakın daha iyi. Daha güzel. Şimdi daha sonra şuradaki dudak kısmını yapmam gerekiyor. Bunun için de yine burada pen tool aracımı alacağım. Bu kısmı seçeceğim. Şöyle yapalım. Düz bir şekilde seçtim. Ama bunu tabii rengini değiştirmem lazım. Rengini de bir tık şöyle yapalım. Hafiften aşağı indirelim. Kırmızıya doğru. Ve bir tur da şöyle yapabiliriz aslında. Aynen. Ve tamam diyelim. Bakalım nasıl oluyor. Bakalım. Ya, tamam bakın rengi bu bunun aslında. Rengi bu kadar. Sonra belki de yine bu şekil kısmını rasterleştir diyelim. Katmanı rasterleştir. Daha sonra şuradan bunu seçelim. Seçten sonra fırçamı aldım. Bunu bu şekilde rengini bu şekilde alacağım. Daha sonra belki
belki bir tık daha koyu bir renk. Bunu seçtim ve bunu buradaki fırçayla bu şekilde bir tok ve birazcık ton mon vereceğim. Böyle birazcık bazı yerlere ton vereceğiz. Mesela bu kısım biraz daha koyuydu. Niye? Şimdi bıyık var ve buradaki bıyık buna biraz gölge veriyor falan. Sol taraf bir tık açıktı. Bir tık açık olmasının sebebi ne? Sonuçta bu kısım parlıyor. Dudaklı illaki bir taraf parlar. Şu kısım belki bir ton daha verebiliriz. Böyle basitçe verdik yani. Hatta ben şuradaki sağ tarafa böyle biraz daha gölge vermek istiyorum ya. Daha koyu. Daha koyu istiyorum. Daha kahverengi istiyorum. Bakayım böyle nasıl olacak. Yok ya, olmadı. Tamam, neyse. Şimdi bizim orijinal ben fotoğrafa bakacağım. Oranın nasıl olduğuna dair. Aslında orası şurada kesiliyormuş ya. Orayı da dur kesmem lazım benim aslında. Bu sefer kesmek istediğim zaman, yani ben şuradaki kısmı kesmek istiyorum diyelim ki. Bu sefer yine pen tool aracımı alacağım. Bu sefer bu şekil kısmı deyip yol diyorum. Bu sefer bunu alıp şöyle bir yönlendirelim diyelim ki. Ve şuradan da seçim diyelim. Tamam diyelim. Ve bakın bu kısmı seç. Daha sonra buradan silgiyle bunu tak diye silebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarzda bir silme yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi bakalım nasıl gözüktüğüne dair. Şöyle bakıyorum. Evet, bakın biraz daha iyi. Fakat mesela bazı yerler daha da koyu aslında. Yani genel bir grup bir var ya. İşte bunun ten rengini aslında yine bir pen tool alalım. Şu kısımlar bakın görüyorsunuz. Buradaki kısımlar daha koyu arkadaşlar. Yani ben bunun rengini aslında şöyle mi yapmalıyım? Şuradaki renk gibi yapmalıyım galiba. Aynen. Hatta bakın buradaki renkten bir tur daha koyu yapabiliriz. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta ve hatta belki bir tane daha koyusu yapabiliriz. Yani bakın şöyle bir şey olabilir buradaki renk. Sonra şu kısımlar da daha koyuymuş. Hani dudağın altındaki buradaki kısımlar normale göre bir ton daha koyu. Yani şöyle bir şey. Evet, şimdi arkadaşlar hızlandıracağım. Burnun gölgesini yapıyoruz. Daha sonrasında gözlük kısmına geldik. Burada gözlük kısmında bütün hepsini seçiyorum. Orta kısmını böyle boşaltıyorum. Daha sonra burada sap kısmını vesaire. Şimdi gözlükte nasıl bir ışık varsa aynısını tıpatıp yaptığım fırçalarla, bazı ışıklarla vesaire vermeye çalışıyorum. Burada gözlüğün içine verdiğimiz beyaz ışıklar mesela, onlar gayet güzel bir etki bırakacağı için öyle bir şey yaptık yani. Daha sonrasında gene yüze bazı gölgeleri veriyorum. Şimdi geldik saç kısmına. Genel ilk başta bir ton atıyorum. Hani işte kahverengi, koyu bir kahverengi, bazı daha da koyular, sonra gitgide açıklar falan, bu tarz arkadaşlar. En koyudan en açığa doğru ton verdim. Kulaklığı basitçe belli ediyorum. Önemli olan şey portre olduğu için çok fazla belli etmeme gerek yok. Dişörtü de yine çok çok basitçe yaptıktan sonra böyle bir çalışma oldu abi. Umarım ki beğenmişsinizdir ve bence hani rahat. Bak bunu toplam yapmamız ne kadar sonuç? Bakıyorum 1,5 saatte yaptım. Tabii ben bunu anlata anlata yaptım. Normalde yapmaya kalksak hani 1 saat falan olur belki en fazla. Ortalama 1 saatte, 1,5 saatte böyle çok 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 basit bir şey yapabilirsiniz. Tabii ki de hani ben normalde bundan çok daha iyi projeler yapabiliyorum. Ya tabii ki de bu işin en basit kısmı yani. Buna çok daha fazla ayrıntı, çok daha fazla bir şeyler girebiliriz yani. Ama sadece basitçe göstermek istedim nasıl yapabilirsiniz diye. Genel bir ders videosu olsun istedim. Umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay.